11 Ekim 1926 yılında kurulan ve şu ana kadar 11 denizaltı gemisinin yapıldığı Gölcük Tersane Komutanlığı kapılarını Ülke TV'ye açtı. Tuğamiral Mehmet Şevki Şeker Efeli, Buhar Kuvvet Santrali'nde bulunan anı binasında bizi karşıladı. Türbin, jeneratörü çalışılıyor. O da şebekeyi besliyor. Binada tersanenin geçmişten günümüze kat ettiği yol açıkça görülüyor. Özellikle Ordinarius Profesör Ata Nutku'nun dizayn ettiği gemilerin maketleri binanın baş köşesinde. İlk uçağını yapmıştır. Ama uçmuyor, şimdi daha yeni yaptık. Tersanede sadece deniz kuvvetlerinin gemi ve denizaltılarının bakım ve onarımı yapılmıyor. Denizaltı üretimi çalışmaları da devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilmiş olan 11 adet denizaltı bu tersanede inşa edilmiş vaziyette. Bunlara ilaveten geçmiş dönemde yapılmış olan ve halen kullanımda olan fırkateynlerimiz, hücum botlarımızın bir kısmı, sahil güvenlik gemilerimiz de tersanemizde inşa edilmiş durmaktadır. Akdeniz'in en büyük denizaltı filosunun çıktığı tersanede fırkateynlerin radarlarından denizaltıların motor bloğuna kadar her şey üretiliyor ve tamir ediliyor. Bu oda ise radarların izini alıyor, tıpkı parmak izini alır gibi. 6 adet daha denizaltı gemisinin yapılması planlanıyor. Kaç jenerasyondur çalışıyor? 40'ı üzerinde 20'den fazla insanım var benim burada. Hepsi benim için bir kaynak ve güzel insanlar, çalışkan insanlar. Özdemir Asaf'ın bir sözünü hatırlatmak isterim. Sandalın bir gücü var, bir kişi fazlaysa olmaz. Toplumun bir gücü var, bir kişi eksikse olmaz. Her birisine bir şükranlarımı sunmaktan başka bir şey diyemiyorum. Sizlere de teşekkür ederim. En azından kendimizi tanıma fırsatınız verdiği için. Geleneğin teknolojiyle birleştiği alanda özellikle denizaltı batarya fabrikası dünyaya örnek olacak cinsten. Fabrikaları ve atölyeleri gezdikçe gurur duymaya da devam ediyoruz. İşte dünyanın 6 fabrikasından biri. Denizaltı batarya fabrikası. Hemen bakın, bataryalar şarj oluyor ve bu bataryaların her biri neredeyse İnsan boyunda ve yarım ton ağırlığında ve bir denizaltında 480 adet batarya bulunuyor. Bu bataryalar sayesinde denizaltında enerji üretiliyor ve aracın daha fazla su altında kalması sağlanıyor. Cumhuriyet tarihinin ilk gemisinin de yapıldığı tersanede şu ana kadar 500 gemi yapıldı. Biz dizaynı yaptı tüm gemiler. Bakın arabalı vapurları, onları şeyleri rahmetli. Çok büyük bir kıymet.